Çanakkale Yeniden Refah Partisi yaklaşık ben bir yıldır görüşmelerimiz vardı. Çanakkale'de evet bayrağı şimdiye kadar taşıyan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Eski il başkanlarımıza teşekkür ederim. Yapabildikleri kadar yapmışlar, imkanları yettiği kadar. Hepsinin emeğine saygı duyuyorum. Ama biraz daha şeydi tabii, hani şahlanmamıştı. Biz tabii bu göreve talip olurken dedik ki biz bunu şahlandıracağız. Gecemizi gücümüze katacağız, ekibimizi ona göre kuracağız. Buraya ben ekibime aldığım her arkadaşıma şu sözü aldım. Ben hızlı yürüyeceğim, benimle yürüyeceksen burada görev al. Hızlı yürümeyeceksen hiç yönetimdeki yerimizle meşgul etmeyin. Bütün arkadaşlarımız da bunu kabul etti. Bunu ili kurduktan sonra ofisimiz buraya taşıdık. Daha önce başka bir yerdeydi, daha çok kötü bir yerdeydi. İl binamızı merkeze taşıdık, valinin hemen yan tarafına. İli bitirdikten sonra ilçelerimize el atmaya başladık. İlçelerimiz, evet 7-8 ilçemiz kurulmuştu. Ama ilçe başkanlarımız, hani sadece ilçe başkanı vardı. Var mı? Vardı. Ama biz öyle kabul etmedik. Şu an 11 ilçemizi tamamen kurduk. Genel merkezimizde eğitimlerini ilçe başkanlarımız tamamladılar. Şu an genel kurula doğru hazırlıklarını yapıyoruz. 23 ve 24 Kasım'da 3 tane ilçemizin kongresini yapıyoruz. Genel merkezimizin katılımıyla. Evet. Yolumuza devam edeceğiz. Daha sonraki ilçelerimizde hazırlandıkça inşallah yılbaşına kadar bütün ilçelerimizi bitirip il kongremizde yapmış olacağız. Şimdi genel merkezimizin bir aylık takvimi var. Evet. Ayda 4 toplantı, 3 toplantısı yönetim kurulu toplantısı, son toplantımız il divan toplantısı olarak yapılıyor. Ve ayda bir kere de Anadolu buluşması, hı hı, adı altında halkla buluşma. Halk ve esnafımızı ziyaret etme, onların dertlerine dertleşme. Her ayın sonunda da bu raporları biz toplayıp ilçelerimizde tabii aynı şekilde. Hı hı. Biz burada hangi görevi yapıyoruz? İlçelerimizde aynı şekilde biz onları denetliyoruz ve onların da ilçe divanlarına il başkanı ve il başkanı yardımcısı olarak biz katılıyoruz. Bütün ilçelerimize raporlarımızı toplayıp ay sonu biz götürüp 81 il başkanı toplanıyor. Onun yanında genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımıza sunuyoruz. Evet. Bunda gittiğimiz toplantımız yaklaşık 8 saat sürüyor. Bütün il başkanları konuşturuluyor, sıkıntılar dinleniyor. Genel başkanımız birebir. Bu da neden? Yani sadece seçim zamanı değil. Her daim halkın içinde olup dertlerini dinlemek, notlarımızı almak, genel merkezimize bildirmek. Hı hı. Genel başkanımız biliyorsunuz milletvekili, 4 tane milletvekilimiz var. Hı hı. 60 civarında da belediye başkanımız var. Yarın seçim olacakmış gibi biz çalışıyoruz. Çünkü olacak. Yani şu anki hükümet çıkmaz da artık kredi kartlarınızdan vergi ödeyeceksiniz diyorsa demek ki bitmiş. Emeklilere kusura bakma, ben sizde kasada para kalmadı, ben size zam veremiyorum diyebiliyorsa artık bu çıkmaza girmiştir. O yüzden yarın seçim olacakmış gibi biz sahalarda çalışıyoruz. Şimdi Yeniden Refah Partisi deyince bazı insanlar şey diyor, işte çok aşırı hani tepkililer mi? Yok, tepki hiç şu ana kadar tepkili. Gittiğimiz herkesi, sağcısı, solu, sağ kesimde, sol kesimde zaten kalmadı bu. Hı-hı. Herkes artık cebindeki paraya bakıyor. Herkes geçiminle derdinde artık. Herkes rahmetli Erbakan'ın, ben dün videosunu izledim. Biz o adamı nasıl anlamamışız? Şu an döndük dolaştık. Evet, onun dediği her şey çıktı. Şu an onun projeleri uygulanıyor. Sadece onun zamanında bolluk geldi. İşçiye, memura, emekliye. Onun zamanında %100 zamlar alındı. Biz değerini bilememişiz ama oğlunun değerini bileceğiz. Çünkü aynı rakamlarla aynı yolda yürüyor. İnşallah onun zamanında seçilip Cumhurbaşkanı olduğunda Allah nasip ederse Türkiye'miz bolluğu görecek. Çünkü faize karşı. Çünkü
zenginlerin, büyük holdinglerin vergi afına karşı, fakirden alıp zengine vermeye karşı, siyonizme karşı. O yüzden milli güç, milli üretim yapmak istiyor inşallah. Geldiğim ilk günü ben hani bu görevi aldığımda tabii ki eski arkadaşlar her partide olduğu gibi bizde de ufak tefek hani şey oluyor, mutlaka bir kırgınlıklar oluyor. Ben ilk toplantımı, tanışma toplantımı ben ilk 9 kişiyle yaptım. Şu an ben haftalık toplantılarımı 30 kişiyle yapıyorum. Yani sırf yönetim kurulu. Evet. İl divanları biz 150-200 kişiyle yapıyoruz il divan toplantını ve 4 ay sürede. Evet. Geçen hafta bizim esnaf gezilerimiz vardı. Biz üye yapmaya çıkmadık. Ama sokakta bize rastlayan neredesiniz? Bizi kurtarsa siz kurtarırız diyen bir köşede bir 5 dakika durduğumda 9 kişi üye yaptık. Şimdi biraz şey gelecek ama hani şöyle az önce hata siz buradayken iki tane misafirin iki eş girdiler içeri ve biz tabelayı gördük, üye olmaya geldik deyip kendiniz şahit oldunuz zaten. Böyle bir şey var, bize çok hoşgörü var. Yani şu ana kadar biz standlarımızı açıyoruz, hanım kollarımız şu anda bugün ev ziyaretlerindeler, kadın kollar başkanımız ve ekibi şu an ziyaretlerdeler. Pazarın girişinde kordonda stand açıyoruz işte 15 günde bir. Hiçbir tepki yok, o kadar şey ki hani bu düzeni ancak bu adaleti siz getirirsiniz. Yeniden Refah Partisi getirir. Herkes bize dualarla ve üye sayımız çok hızlı artıyor. Türkiye genelinde şu an biz sadece üyelerimizle seçime gidersek %9 ve 10 bizim şu anda şeyimiz var, oyumuz var. Şeyle gidersek yani şu an yapılan hareketlerde %15, %16, %17 görünüyor şu anki seçim olmamasına rağmen. Hedefimiz Çanakkale'de belediyeleri almak. İlgenel meclis üyeliğini, belediye meclis üyeliğini Ankara'ya en az 2 veya 3 milletvekili göndermek. Bu şekilde çalışıyoruz, bu inançla çalışıyoruz. Evet. İnşallah Allah emeğimizin karşılığını verir. Dürüst siyaset, herkese eşitlik, fakirden alıp zengine vermeyeceğiz, zenginden alıp fakire vereceğiz. Bizim anlayışımız bu. Üye çalışmamız çok iyi gidiyor. Şu an hem bireysel, bireyselde ilk yüze, ilk yüzü tamamlayan, yani yarış, bir yarış başlatıldı Türkiye genelinde. Cep telefonundan anlık üye yapmada. Yeni bir sistem mi bu? Yeni bir sistem. Evet. Hemen cep telefonunuzda. Çünkü eğer başka üye olmak istiyor ama farkına varmadan bazı partiler toplu alıp işte haberi olmadan üye yapıyorlar falan. Yanında üye yaptığınız zaman cep telefonuna başka bir parti üyeliği varsa o an fark ediyorsunuz ve onun cep telefonuna girip hemen istifa ettiriyorsunuz. Bu da çok pratik oluyor. Bu Türkiye genelinde bir yarışma başlatıldı. İlk yüze giren genel başkanımız da genel merkezimizde bir yemek düzenleniyor. Evet. O yüzden şu an bizim Türkiye genelinde geçen sene 350 bin üyemiz vardı. Bu sene yıl sonuna kadar 800 bin, yani bine hedefliyoruz. 1 milyonu hedefliyoruz. İnşallah 1 milyon üyemiz yıl sonunda tamamlanmış oluyor. Çanakkale olarak biz göreve geldiğimizde tabii hani bu çalışma olmamış, istifalar da olmuştu. Bizim 700 civarında üyemiz vardı. Şu an 1200 üyemiz var. Bizim de yıl sonuna kadar 2000-2500'ü hedefliyoruz inşallah üye çalışmalarına. Üye çalışmalarına biz çok böyle hani sokağa inip hani üye yapalım değil de kendileri zaten gelip bize üye oluyorlar. Hani destek olma açısından. Türkiye'nin durumunu görüyorsunuz. Çanakkale'de şunu değiştirmek isterim. Bizim memurumuz, işçimiz siyasilerden korkmasınlar. Adam uzaktan veya telefondan mesaj atmaya bile korkuyor. İşte ben şurada çalışıyorum. İşte sizin yanınızda görünürsem işte biliyorsunuz yerelde Muhalefet Partisi genelde
iktidar arasında sıkışmış bir memurumuz, bir işçimiz. Bunlardan en çok bizim şu an bizi ürküten, bizi korkutan, yani korkutan derken böyle hoşumuza gitmeyen tek şey bir durum. En çok bunu değiştireceğiz. Kimsenin işiyle, kimsenin herhangi bir siyasi görüşün ne olursa olsun işiyle oynanmaz. Bu tür tehditler var. Bizim kendi üyelerimizde de var. Bu çok çirkin bir olay. Biz bunu bir kere bir başta kapatacağız. Tabii belediyecilikle ilgili biliyorsunuz belediyeciliği belediyecilik Refah Partisi zamanından başladı. Asıl belediyecilik. Belediyecilikte biz çok iddialıyız inşallah belediyelerimizle alakalı. Genelde de bizim buradan milletvekili mutlaka göndereceğiz Allah'ın izniyle mecliste. Buranın dertlerini de dertleneceğiz. Şimdi biz çıkıp sokakta bugün 50 kişiye sorsak, 1000 kişiye de sorsak herkes şu anki yönetimden rahatsız. Biz de diyoruz ki biz gelin bize korkmayın. Biz sadece sokakta eleştirirsek yıllarca bu böyle devam eder. İstikrar sürsünler dediler. Rabia işareti yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. Mağdur yüreti oynandı. Bir şekilde 22 yıldır başımızda var. Biz de diyoruz ki o zaman korkmayın gelin bu düzeni değiştirelim. Türkiye'nin refahı için, Çanakkale'nin refahı için gelin birlik olalım, destek verin. Madem ki eleştiriyoruz, korkmayın. Kimse kimsenin işiyle gücüyle oynamaya hakkı yok. Oynandığı zaman bizi karşısında bulur. Ben geldim diye, ben üye oldum diye kızımı işten attılar, oğlumu işten attılar diyen, biz bunları çok duyuyoruz, bu konuda çok rahatsızız. Allah'ın izniyle biz yanlarında olacağız. Biz bunu meclise kadar taşırız. Taşıma gücümüz de var. Genel başkanımız mecliste. Eğer ki böyle bir şey biz duyduğunda, olduğunda Allah nasip eder. Biz onu oraya kadar taşırız. Kimse korkmasın. Gelsin. Birlik olalım. Üyeliklerini yapsınlar. Bizimle beraber yönetimlerimize girsinler. Şu an biz genel kurula doğru gidiyoruz. Türkiye'nin ve Çanakkale'nin refahı için inşallah çalışacağız.